Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Hadi başlayalım. Evet, Bahçeşehir 21. LGS denemesinin şimdi fen denemesini öğrencimizle birlikte çözüyoruz. Birinci sorudan başlayalım. Türkiye'de volkanik alanların oluşumu günümüzden yaklaşık 20 milyon yıl öncesinde başlamıştır. Günümüzde Türkiye'de aktif volkanik yanardağ şu an bulunmuyor. Bilim insanları yanardağları tamamen sönmüş kabul etmenin son derece yanlış olduğunu, Türkiye için az da olsa hala risk olduğunu söylüyorlar. Bazı yanardağların yani Erciyes, Hasan, Tendürek, Nemrut gibi dağların halen gaz ve buhar çıkışları gözlemleniyor diyor. Yanardağlardan çıkan gazlar havadaki zehirli gaz miktarını arttırıyor. Bu zehirli gazlar asit yağmurların oluşumunda etkili diyor. Şimdi bu kadar hikayeyi asit yağmurları için anlattı. Şimdi diyor ki aşağıdaki tabloda Türkiye'de bulunan bazı yanardağların son aktivite tarihleri, haritada ise Türkiye'deki konumları vermiş. Mesela Ağrı Dağı 1840'lı yıllarda, mesela Erciyes Dağı milattan önce, Hasan Dağı milattan önce, değil mi? Nemrut 1600'lü yıllarda, Tendürek Dağı 1800'lü yıllarda aktif olmuş. Şimdi diyor ki hangisi doğru olabilir diyor bakalım. Şimdi Türkiye'nin doğusunda havadaki zehirli gazların miktarının artmasında sönmüş kabul edilen yanardağların halen etkisi vardır. Vardır çünkü 1800'lü yıllarda bile baksana değil mi? Olmuş yani bir şeyler, hala etkisi vardır. Diyor ki yanardağlardan kaynaklanan asit yağmurlarına sebep olan gazların salınımı milattan öncesine dayanıyor. Doğru, milattan öncesinde de hala varmış. Yani SO2, NO2, CO2 değil mi? Bu gazlar asit yağmurlarına neden oluyordu. Türkiye'nin batısında asit yağmurları gözlenmez. Böyle bir şey diyemeyiz. Yani batısında asit yağmuru oluşturacak gaz yanardağ yok diye gözlenmez diyemeyiz yani. Cevabımız yani ne olacak? Sonuçta asit yağmurları sadece yanardağ mı oluşturuyor? Evet, fabrika bacası vesaire bir ton şey var. Evet. Denemeyi çözdüğümüz arkadaş bu hafta 500 tam puan yapmış bu arada. Onun da reklamını yapalım. Yani 500'lük öğrencilerle deneme çözüyoruz genelde. Normal öğrencilerle çözemem. Bunu izleyen herkes inşallah 500 evet. alır. İnşallah herkes 500 alırsa o zaman senin 500 almanın anlamı kalmaz. Doğru, kimse neyse almasın. Çok fazla dua etmeyelim biz. Herkes ne hak ediyorsa onu alsın. 2. Şimdi Elif temizlik yapmakta olan annesine yardım ederken annesinden almış olduğu 200 milim çamaşır suyunun tamamını 500 milim su dolu bir kaba karıştırarak yerleri silmeye başlıyor. Silmeye başladıktan sonra boğazında acı ve ağrı, gözlerinde yanma hissediyor. Annesi Elif'in gözlerini bol suyla yıkıyor falan. Yani işte bilmediğin kimyasal maddeleri katıp karıştırma demek istiyor yani değil mi? Yani burada çamaşır suyu bas, çamaşır suyunu yani suyla karıştırmış ama fazla su dökmemiş. Yani bayağı bir çamaşır suyuna çok az su dökmüş aslında. Yani biraz daha inceltmesi lazım aslında. Buna göre Elif'in bir sonraki temizlikte aynı sorunu yaşamaması için hangi önlemi alması lazım? Su miktarını arttırıp çamaşır suyunu da oldukça azaltması lazım. Yani koca bir kovaya değil mi? Bir iki damla, değil mi? Böyle bir iki damla su dökse. Evet, temizlik yapan tayfa burada hemen. Temizlik yapan. Evet, çocukların tabii böyle bir şeyle hiç ilgisi olmadığı için bu soruyu yanlış yapar çoğu çocuk. Yani. Hocam temizlik mi? Temizlik ne demek filan? Evet. Aşağıdaki çizelgede bazı maddelerin pH değerleri vermiştir diyor ki. Buna göre çizelgede üzerinde verilen maddelerle ilgili hangisi söylenebilir diyor. Bakalım şimdi. X akü sıvısı, Y amonyak olabilir diyor. Şimdi bak, X akü sıvısının pH derecesi çok değil mi? Sıfıra yakındır. Akü sıvısı neydi? Akü sıvısı H2SO4 değil mi? Sülfürik asit. Bu akü sıvısıydı. Değil mi? Akü sıvısı. Bunları da hatırlayalım böyle. Akü sıvısı olabilir. Y'de amonyak. Amonyak neydi? Baz. Y nerede? Burada. Yani amonyak NH3'tü. Bu da baz olabilir mi? Olabilir. Doğru. Değil mi? Bir doğru. Bir olabilir. İkiye bakalım şimdi. İkiye bakalım. X ve Z'nin eşit miktardaki derişimlerinin pH'i 7 olabilir diyor. Bakalım şimdi X ney? 1. Z ney? 13. Bunları karıştırırsan bazo yani 1 ile 13'ü karıştırıp 2'ye böl diyelim ki 7 oluyor zaten. 7 olabilir. Yani ama eşit miktardaki karışımlarını yapmak lazım tabii. Yani birinden bir bardak, öbüründen bir kova alırsan olmaz. Şimdi 3'e bakalım. Elma suyuna. Elma suyu ne? Asit. Fenolfetalin damlatılırsa rengi pembe olması yanlış. Niye? Çünkü fenolfetalin asitlerde renksiz oluyordu değil mi? Evet. Asitlerde renksiz oluyordu fenolfetalin. O da ne olacak? 1 ve 2 olacak. Geldik şimdi 4'e. Yolda normal seyir halinde olan ve içerisinde hidroklorik asit taşıyan tanker yağmurun yağmasıyla kaygan zeminde kaymış ve yaptığı kaza sonrasında 5 ton asit yollara dökülmüştür. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sırasıyla gaz maskesi, özel camdan yapılmış gözlükleri ve eldivenlerini takıp yola koymuş. Şimdi asitler cama zarar vermediği için camdan takmışlar. Yalnız bu eldivenler bazen çok da korumayabilir yani dikkatli olmak lazım.
Şimdi Femdil'in öğretmeni derste öğrencilerine yukarıdaki gazete haberini okuyarak asit ve bazların kullanılması esnasında oluşabilecek tehlikelerle ilgili, tedbirlerle ilgili bir şeyler soruyor. Yaptığı açıklamalardan hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Şimdi bak, D şıkkında diyor bak. Temizlik maddelerinin temizlik gücünün arttırılması için birkaçı karıştırılıp kullanılmalı. Ya az önceki soruda kız ölüyordu az daha. Gitti. Erken ölmek için yani yapılacaklar. Yani dördüncü soruda bak, az önce ikinci soruda yani değil mi, kız az daha ölüyordu. Evet. Elimizde kalıyordu soru değil mi yani. YouTube videosu çözerken cinayetle suçlanacaktık az daha. Neyse, geçtik şimdi beşinci soruya. Aynen öyle ya. İki soru sonra yine sordum. Neyse, burada doğadaki bazı ayıraçları göstermiş. Hangisinin ne renk olduğunu vesaire vermiş burada bize. Şimdi bir öğretmen diyor ki kırmızı lahana, gül yaprağı ve kırmızı soğan kabuğundan hazırladığı belirteçleri içinde asit veya baz olduğu bilinen deney kaplarına koyuyor diyor. Şimdi asit ya da bazmış içindekiler değil mi? Şimdi birinci çözeltiye kırmızı lahana damlatıyor. Şimdi kırmızı lahana damlatıyor ve çözelti sarı yeşil renk alıyor. Demek ki birinci çözeltinin baz olduğunu zaten anladık o zaman. İkinci çözeltiye gül yaprağı suyu ekliyor ve çözelti açık pembe oluyor. Gül yaprağı açık pembe oluyorsa bu da asit olacak o zaman değil mi? Zaten yukarıda söylemiş. Üçüncü çözeltiye kırmızı soğan kabuğu damlatıyor ve çözelti açık kahverengi oluyor. Bu da o zaman baz. Tam bir büyü şeyi değil mi? Vudu büyüsü gibi oldu yani. Soğan kabuğu bilmem ne. Değil mi ya? Bunu içen adam yani çarpılır. Şimdi bu kaplarda bulunan sıvılarla ilgili hangisi doğrudur diye bakalım. Birinci çözeltiye metil oranj damlatırsa, birinci çözelti neydi? Baz. Metil oranj damlatılsaydı yine pembemsi bir renk olacak. Metil oranjda şöyle bir hatırlayalım. Metil oranjda. Şimdi metil oranj baz asitlerde metil oranj yine kırmızı oluyordu. Bazlarda sarı oluyordu. Hatırlayalım bunları. Bazlarda sarı oluyordu. Metil oranj. Diyor ki damlatılsaydı bu çözeltinin gül yaprağı suyu ile vereceği renk değişimi gözlemlenirdi diyor. Doğru, gül yaprağı suyu bazılarda ne renk veriyor? Bak, yukarıda sarı renk veriyor. Metil oranj da sarı vereceğinden gözlemlenirdi. Demek ki burada işte metil oranj, fenol, fetelin ve turunsol kağıdı, bunları bilmeyen çocuk bu soruyu çözemez. Hangisinde ne renk olduğunu bilmemiz lazım. İkinci kaptaki çözeltinin hidrojen iyonu miktarı OH'tan fazladır. Şimdi hidrojen iyonunun OH'tan fazla olması demek bunun asit olduğu manasına geliyor. Biz de zaten ikinci kaba asit bulmuştuk. Hocam ben bunu bilmiyorum. Bunu bilmiyorsan o zaman Kaporta Cila bölümü. Welcome to Kaporta Cila. Tamam mı? Şimdi üçüncü çözelti NH3 ile, yani NH3 neydi? Amonyak değil mi? Şöyle amonyak neydi? Baz. Asit baz tepkimesi sonucu oluşur diyor. Şimdi üçüncü çözelti bazdı. Şimdi baza amonyak, yani yine baz eklersen tepkime oluşmaz. Bu yanlış. Yani diyor ki amonyağı aldın. Ya bu zaten amonyak. Zaten baz. Üçüncüsü de bazdı. Bunlardan herhangi bir şey olmaz yani. Tepkime olmaz. Asit baz tepkimesi olmaz. Şimdi diyor ki periyodik cetvelde X, Y, Z, T, Q elementleriyle ilgili hangisi doğrudur diyor. Şimdi bak. Direkt D şıkkına bakalım. Şimdi bak, YZT elementlerinin değerlik elektron sayıları farklıdır diyor. Şimdi bak, YZT. Şimdi Y, Z ve T. Bunların değerlik elektron sayısı demek grup demek. Hepsinin grubu farklı. Birinin Y'nin değerlik elektron sayısı 1. Z'nin değerlik elektron sayısı 2. T'nin değerlik elektron sayısı da 7. Hepsi farklı farklı değerlik elektron sayılarına sahip. Geldik 7'ye. Sayfa çevirme efektimiz bile var. Evet, sayfa çevirme efekti de var. Bir de şöyle büyütüp küçültelim. Yani sayfa istediğimiz zaman büyütüp küçültebiliyoruz. Ona göre herkes ayağını denk alsın. Güneş ocağı ve güneş fırını ne yapıyor? Enerjisini doğrudan güneşten alan, yiyecek pişirmek için kullanılan bir araçtır. Güneş ocakları diğer yemek pişirme araçlarına göre daha ucuz ve basit bir teknolojidir. Yani güneş ışınları dik olarak düştüğü zaman ya da yani yüksek açılarla yemeği pişiriyor. Şimdi Fatih gazete okurken yukarıdaki köşe yazısı dikkatini çekiyor. Bunun üzerine gerekli araştırma yapan Fatih kendisine güneş ocağı tasarlıyor. Şimdi güneş ocağı tasarlıyorsan eğer, o zaman 21 Haziran günü yengeçin üstünde bir güneş ocağı yaparsın değil mi? 10 numara 5 yıldız, güneş ışınları da 90 derece gelir. Hemen böyle hızlıca yemeğini pişirirsin. Mangal yaparsın. Mangal mı yaparsın, güveç mi yapıyorsun, ama yemeği de yakabilir yani, biraz dikkat etmesi lazım. Değil mi? Kimya endüstrisi ile ilgili hangisi doğrudur? Bakalım şimdi. Cumhuriyet'in ilanından sonra Türkiye'de kimya endüstrisi gelişmeye başladı. Doğru. İnkılap sorusu gibi. Evet, yani. Gelişen kimya sektörüne göre ithalat ve ihracata dayalı politikalar değişebilir. Yani bazen daha çok ürün verirsin, bazen daha çok ürün alırsın. Kimya endüstrisindeki gelişimler Türkiye'nin dış pazardaki payını arttırabilir. Tabii ne kadar çok ürün dışarıya satarsan o kadar ona göre para kazanırsın falan filan hikaye kısımlarına geçelim. Şimdi gelelim 9. soruya. Şimdi diyor ki öykü öğretmen sınıfta basınç konusunu işlerken bir deney yapıyor. Şimdi önce ne yapıyor bir bakalım.
Bir diyor ki pet şişenin kapağını ortadan delerek, yani şurada pet şişenin kapağını ortadan delerek dışarıda kalan ucu kapalı bir pipet yapıyor. Tamam. Ortadan deliyor ve dışarıda kalan ucu kapalı bir pipet yerleştiriyor. Tamam, pet şişenin şu ortasını delmiş, şu kapalı bir kabı yerleştirmiş. Daha sonra diyor ki pet şişenin yan tarafından da bir delik açıp bu deliğe kısa bir pipet yerleştirerek deliğin etrafını hava geçirmeyecek şekilde, yani şunu yerleştirmiş, şuralardan hava geçirmeyecek şekilde kapatmış. Ve pet şişenin içine su doldurup ağzını pipet geçirdiği kapakla kapatarak su çıkışı olmadığını gözlemlemiş. Şimdi bu pet şişenin içini böyle su doldurmuş, tamam mı? Böyle su doldurmuş. Şimdi normalde burada şuradaki, yani şuraya bir sıvı basıncı etki edecek değil mi? Hı hı. Bu sıvı basıncından dolayı buradan normalde suyun çıkması lazımdı değil mi? Ama buradan da açık hava basıncı geldiği için açık hava basıncı şuradaki derinlikte, şu derinlikteki sıvı basıncını dengeledi. Çünkü aynı açık hava basıncı buradan da gelemiyor ağzı kapalı olduğu için değil mi? Burada açık hava basıncı sıvı basıncını dengeliyor. Ama burada pipetin ağzını açmış herhalde. Şimdi ağzını açınca şimdi şuradan bir sıvı basıncı var. E buradan da açık hava basıncı vardı, hala var ama aynı açık hava basıncı buradan da artık uygulanıyor. Şimdi buradan gelen açık hava basıncı da bunun arkasından geldiği için şu iki açık hava basıncı sanki birbirini dengeliyor gibi ve buradaki sıvı basıncı da artık hiçbir şey durduramıyor. Dışarı doğru akmaya başlıyor, tamam mı? Sonra kimse tutamaz. Aynen öyle. Sonra diyor ki ucu açık pipet yukarı doğru kaldırılır. E yukarı doğru kaldırıldığı zaman da akar. Niye? Çünkü derinlik şurada sıvı basıncı derinliği azalsa da buradan gelen açık hava basıncıyla şuradan gelen açık hava basıncı yine birbirini dengelediği için yine akar ama daha az akmaya başlar. Yani daha yavaş akmaya başlar. Çünkü ikinci şekilde şu kadar basınçla atıyordu. Birinci şekilde, üçüncü şekilde şu kadar basınçla atıyor. Şimdi şekli açıkladıktan sonra artık soruyu çözelim. Yukarıda verilen bilgiye göre nedir? Bir bakalım. Şimdi şekil 1'de pet şişe içerisindeki toplam basınç açık hava basıncı tarafından dengelendiği için su akmıyor. Doğru. Bunu zaten bu şekilde açıkladık. Yani şu içeriden gelen toplam basınç şuradan gelen açık hava basıncı tarafından dengelendi. Şekil 2'de pet şişe içerisindeki toplam basınç açık hava basıncından büyük olduğu için su aktı. Zaten bunu da anlattık. Çünkü burada toplam basınç şuradaki toplam basınç şuradaki açık hava basıncından büyük olduğu için. Neden büyük oldu? Çünkü arkasından da bir açık hava basıncı geldi. Kapağa takılan pipet şekil 2'den şekil 3'teki konuma getirildiğinde pipetin sıvı içindeki ucuna etkileyen sıvı basıncına azalır dedik biz, değil mi? Çünkü derinlik azaldığı için. Neden derinlik azaldı? Şurada bak, şuradaki derinlik azaldı. Derinlik azaldığı için ne dedik? Basınç da azalır dedik. Evet, 10. soruyu da çözelim, biraz dinlenelim değil mi? Tamam. Bir çay içelim. Çocuklar da bir çay içsin. Sonra videoları birleştiririz biz. Fen bilimleri öğretmeni öğrencileri Ceylin ve Nedim'e hal değiştiren saf X ve Z maddeleriyle ilgili bilgilere göre hal değişim grafiği çizmelerini istemiş. Şimdi bu X ve Z maddelerin başlangıçta katı ve sıvı olmaları çok önemli ama onu söylememiş soruda bize. Ama zaten buradan anlarız ki iki kere hal değiştirmeseydi. İki kere hal değiştirmeseydi ama o bizim için çok gerekliydi değil mi? Yani buradaki 78 derece yoğuşma noktası. Buradaki 56 derecede donma noktası. Tabii yoğuşma noktası aynı zamanda kaynama noktası demek. Donma noktası da aynı zamanda erime noktası demek. E bunun da erime noktası burası. Bunun da kaynama noktası burası. Evet. Şimdi bunlar kesinlikle farklı maddeler. Hiçbir şeyleri değil mi? Bir değil. Evet. Peki şimdi bakalım şimdi sorulara. Şimdi diyor ki önce öğretmen diyor ki çizdiğin grafiğe göre madde başlangıçta hangi halde? Şimdi Ceylin diyor ki katı halde. Şimdi Ceylin'in grafiğinde az katı halde olsun, nasıl olacak? Ya. Şimdi katı halde olsa, katı halde geldi burada dondu. Burada ne yaptın? Burada da yani ne oldun? Uçtun mu? Son yani? Yolculuğuna. Hakka kavuştu. Şimdi bu o zaman yanlış bir bilgi vermiş değil mi? Ceylin uyduruyor abi. Şimdi öğretmen yine diyor ki, neyse öğretmen diyor ki yine insanlık bende kalsın. Bir tane daha soru sorayım diyor, tamam mı? Ama bunu Nedim'e sen de Nedim'e sormuş. Zaten Ceylin'i dövüyor bunu. Ceylin defol git diyor. Ya. Tamam, sabahtan beri diyor anlatıyorum konuyu, bir tane verdiğin cevaba bak diyor. Çizdiğin grafiğe göre diyor ki madde kaç kez hal değişim sıcaklığına ulaşmıştır diyor. Nedim de diyor ki bir kez. Ya bu çocuklar ne böyle ya? Bunları nereden bulmuş bu öğretmen? Sanayiden getirmiş. Yani iki tane şurada hal değişim sıcaklığına iki kere ulaşmıştır. Nedim niye böyle yapıyorsun oğlum? Öğretmeni biraz düzgün dinle ya. Sonradan da diyor ki buna göre Ceylin ve Nedim'in grafik çizimleri ve sorulara verdiği cevaplarla ilgili hangisi söylenebilir diyor. Şimdi bak Beşkın'a diyor ki bak Ceylin grafiği yanlış çizmiştir. Ya biz bir de grafiğe de bakacağız. Ha bu arada öğrenciler doğru mu cevap veriyor? O grafiği de ne Ceylin uydurmuş. Bak başlangıç sıcaklığı -56 demiş gitmiş 85'ten başlatmış. Abi Ceylin ne yapıyorsun Allah'ını seversen ya.
Jayden grafiği yanlış çizmiştir. Tabii yanlış çizmiş. Çizdiği grafiğe göre sorulan soruya da yanlış cevap vermiştir. Abi Jayden komple yanlış abi. Nedim'in çizdiği grafik doğru. Şimdi Nedim'in grafiğine bakalım. Başlangıçta -25 eyvallah tamam. Nedim tamam doğru çizmiş. Cevabı yanlış. Ama o da cevabı yanlış vermiş. Evet. O da cevabı yanlış vermiş. Evet. Böyle Nedim'le Jayden'le örnek almayalım arkadaşlar. Kendimize dikkat edelim. Şimdi 11. sorudan devam edelim. İlk 10 soruyu çözmüştük. Şimdi ilk sıcaklıkları 20 derece olan saf XYZ maddeleri aynı ortamda şekilde belirtilen sayıda özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. Tamam. Bu işlem sonunda XYZ maddelerinin son sıcaklıkları sırasıyla 50, 50, 35 oluyormuş. Şimdi bak. Bunların ilk sıcaklıkları hepsi 20 idi değil mi? 20 dereceydi ilk sıcaklıkları. Ne kadar sıcaklık değişimi yapmışlar? Birincisi 50 dereceye çıkmış. Yani birincisi 30 derece sıcaklık değişimi yapmış. İkincisi de 30 derece sıcaklık değişimi yapmış. Üçüncüsü 15 derece sıcaklık değişimi yapmış değil mi? 15 derece sıcaklık değişimi yapmış. XYZ ile hangisi doğrudur diyor. Şimdi bakalım. Bir Q eşittir MC delta T yazalım. Şimdi bunlar neydi? Bu Q bizim neydi? Verdiğimiz ısı. M neydi? Kütlemizdi. C neydi? Öz ısımız yani cinsimizdi. Değil mi? Delta T de sıcaklıktaki değişimdi. Şimdi bak. Burada mesela X maddesi, Y maddesi ve Z maddesi için bunları ayrı ayrı yazacak olursak. Şimdi X maddesine ben iki tane ısıtıcıyla 2Q ısı veriyorum. Şöyle 2Q ısı veriyorum değil mi? X kütleleri hakkında bir şey diyor mu bunların? Kütleleri demiyor değil mi? Yok hiçbir şey demiyor kütleleriyle ilgili. Özdeş ısıtıcılarla eşit süre diyor. Böyle diyor. Ha, zaten şimdi ışıklarda kütlelerle. Tamam şimdi kütlesini bilmiyorum. MX yazıyorum. Tamam mı? Saf XYZ maddeleri. Şimdi türlerini de bilmiyorum. Türüne de CX yazıyorum. Ama yaptığı sıcaklık değişimi ne? 30 değil mi? Şimdi Y için yazıyorum. Y'ye Q kadar ısı verilmiş. Çünkü bir tane ısıtıcı var değil mi? Q kadar ısı verilmiş. Bunun da kütlesine Y diyorum. Öz ısısına da Y diyorum. Bu da 30 derece sıcaklık değişimi yapılmış değil mi? C'ye bakıyorum. Buna da Q kadar ısı veriyorum. Tamam mı? Bunun da kütlesine Z diyorum. Öz ısısına da Z diyorum. Bu 15 derece sıcaklık değişimi yapmış. Şimdi burada bu maddelerin kesinlikle aynı tür müdür, kütleleri aynı mıdır bilemem. Neden? Çünkü bak şimdi mesela diyeyim ki X ve Z'ye bakalım. Şimdi bak X ve Z'ye bakalım. Şimdi buradaki ikileri sadeleştirirsem şurası 1 olunca şurası da 15 olur ya. Olur. Yani X ve Z'nin kütle çarpı öz ısıları eşit. Ama acaba kütleleri ve öz ısıların çarpımları eşit ama belki biri 2 çarpı 3, biri 6 çarpı 1. Evet. Ya da biri 3 çarpı 2 değil mi? Ya da biri 12 öbürü 1 bölü 2. Değil mi? Bilemeyiz yani değil mi? O yüzden şıklara göre gideceğiz. Şimdi X'te diyor ki A şıkkında. Diyor ki X ve Z aynı tür ise... Aynı tür madde ise X ve Z. Bak şimdi X ve Z'nin M'leri türleri eşit. Aynıysa C'lere eşit mi? M'leri de eşit. O zaman mecbur M'leri de eşit olacak. Çünkü 1Q verince 15 oluyorsa 2Q verince 30 olması için kütlelerinde ne olması lazım? Eşit olması lazım. Güzel bir değişik bir soruydu yani. Evet. Bir kimyasal tepkimenin kapalı ve açık kapta ayrı ayrı gerçekleşmesine göre tepkimeye giren ve çıkan maddeler gösterilmiştir diyor. Şimdi bir tepkimeyi bir yazalım. Şimdi KVL tepkimeye girmiş değil mi? KVL tepkimeye girmiş. M ve N tepkimeden çıkmış. Şimdi burada K tamamen bitmiş. Yani 20 gramı tamamen tüketmiş. L'den de 40 girmiş. 10 kalmış değil mi? L'den de 30 olmuş o zaman. Toplam 50. M'den 35 olmuş. N'den de 15 olmuş. Tamam. Şimdi böyle bunlar verilmiş. Diyor ki grafikler yalnızca kabın içinde kalacak maddeler dikkate alınarak çözüldüğünde hangisi yanlış duruyor? Şimdi bak birinci kapta kabın içinde en son ne kalacak? En son M maddesi oluştu. N maddesi oluştu. Bir de L maddesi de kabın içinde kaldı hala. Tamam mı? Evet. Bu kapalı kapta. Yani iki tepkimede de kütle korunur. Ama ikinci tepkimede eğer gaz çıkışı varsa şu çıkanlardan bir tanesi gaz ise burada kütle yine korunur. Ama kütlenin korunduğunu ispatlayamayız. Tamam, burada buna dikkat edeceğiz. Hangisi yanlıştır diyor. Kapalı kapta bulunan maddelerin toplam kütlesi 50 gramdır diyor. Şimdi kapalı kaptaki bulunan maddelerin toplam kütlesi. Şimdi kapalı kapta ilk başta ne vardı? Bir kere 40 gram L vardı değil mi? 40 gram L vardı. 20 gram da K vardı. Başlangıçta 60 gram madde yok muydu? Kapalı kapta burada. Evet, ama yanlış ki bu. Yanlış 50 L olamaz var. Ki. Yani şöyle düşün. Bak şimdi şöyle düşün. Kapalı kapta başlangıçta 60 gram madde var mıydı? Evet.
E bu zaten kapalıydı. Bu 60 grama ne yaparsan yap içeride yine 60 gram kalacak bu yani. Değişen bir şey yok. Bir gaz çıkışı da olsa içeride kalacak yine bu maddeler. O yüzden A şıkkı. Şimdi gelelim buna göre hangisi söylenemez diyor. Şimdi bak C şıkkına bakalım. Diyor ki aynı cins canlılar. Mesela kim bunlar? Kutup tilkisiyle çöl tilkisi değil mi? İkisi de tilki değil mi? Evet. Farklı ekosistemlerde. Evet, birisi kutuplarda, birisi çölde. Ama diyor ki aynı adaptasyon. Olur mu aynı adaptasyon? Birisi kutuplara göre adapte olacak, birisi çöle göre adapte olacak değil mi? Yani bunların cinsi aynı diye adaptasyonları aynı olmaz. Değil mi? Şimdi mutasyon ve modifikasyonla ilgili bakalım hangileri yanlıştır diyor. Şimdi bir, albino olma durumu çevre şartlarının etkisiyle canının sadece dış görünüşünü etkileyen, zaten daha gerisini okumuyorum. Çünkü albino demek mutasyon demek. Albino mutasyon demek, tamam mı? Evet. Mutasyon, bu da sadece dış görünüş olmaz ve modifikasyonda değildir. Genlerin çalışma şeklini değil, sadece yapısını da değiştirir. İkiye bakıyorum. Klorofil sentezleyebilen gene, yani klorofil fotosentez yapabilen bir şey diyor. Sahip olduğu halde karanlık ortamda yetiştirilen bitkiler klorofil sentezleyememesi, bu da bir modifikasyon örneğidir. Ama burada da ne demiş? Mutasyon örneği demiş. Bu da yanlış. Yani şunu demek istiyor. Mesela karanlıkta, yani karanlık senin hocam, güneşte bronzlaşıp aydınlıkta gölge olan yerde bronzlaşmaman gibi aslında. Evet, sen sorunu sor bakalım. Şimdi klorofil olması zaten fotosentez yaptığı anlamına geliyor. Karanlıkta nasıl fotosentez yapsın bu? Karanlıkta fotosentez yapamayacak da şöyle yapacak. Diyor ki bitkilerin klorofil sentezleyememesi diyor. İşte o yüzden karanlıkta klorofil de sentezleyemiyor. Klorofil de sentezleyemiyor. Niye mutasyon olsun ki? İşte yanlış işte. O yüzden yanlış dedim. Hangisi yanlıştır diyor. O yüzden yanlış dedim ben de. Farklı ortam sıcaklıklarındaki çuha tohumlarından, zaten çuha deyince aklımıza ne geliyor? Modifikasyon. Modifikasyon diyor. Burada ne demiş? Mutasyon demiş. Bu da yanlış. Evet, üçü de yanlış olacak. Gelelim şimdi 15'e. Şimdi diyor ki bak, şekilde antibiyotiğe duyarlı ve dirençli olan bakterilerin sayılarında meydana gelen değişim gösterilmiştir diyor. A ortamına antibiyotik eklendiğinde antibiyotiğe duyarlı bakteriler ölmüş, dirençli olan bakteriler yaşamış ve besin ortamında çoğalmıştır. Yani sen şimdi ortama antibiyotik ekliyorsun. Şimdi şu griler antibiyotiğe duyarlı bakteriler. Şimdi bu griler antibiyotik, tabii duyarlı olunca, antibiyotik gelince bir saygılarından dolayı ölüyorlar. Duyarlı, çok duyarlı insanlar, tamam mı? Yani duyarlı bakteriler. Tamam. Bunlar da ölü bakteriler, burada mesela ölmüş duruyor. İşte bunlar da antibiyotiğe dirençli. Mesela antibiyotik geldiğinde bana ne lan diyor. Ondan sonra bunlar da diyor artık beyler ortam bizim, haydi ekmek çıktı diye bağırıyorlar böyle. Ekmek çıktı diye, koloni, tamam mı? Kuruyorlar. Ondan sonra hemen koloni kuruyorlar. Tamam. Neyse, hangisi doğrudur diyor bakalım. Şimdi dirençli bakteriler özelliklerini yeni nesillere aktarmış abi, baksana adamlar çoğalıyor abi. Antibiyotik kullanımından bir süre sonra bakteriler seçilime uğrar. Bazıları ölmüş değil mi? Doğal seçilime uğramışlar. Evet. A ortamındaki bakteriler arasında kalıtsal çeşitlilik var mıdır? Vardır. Çünkü birisi antibiyotikte şov yapmış değil mi? Antibiyotik şovu yapmış kendine, bak. Mesela bunlar antibiyotikte çoğalmış, öbürleri ölmüş. Demek ki bunların kalıtsal bir farklılıkları olması lazım böyle olabilmesi için. Evet. Şimdi 16. soruya gelelim. Şimdi diyor ki bak, biyoteknoloji alanında yapılan çalışmalar doğrultusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi olumlu sonuçlardan biri değildir? Burada böyle yukarıda yine okuyun da böyle bazen de ya okumadan da cevap çıkıyor. Şimdi olumlu sonuçlardan değildir diyor. A şıkkında diyor ki bak, ekosistemdeki besin ağının değişmesine bağlı olarak ekolojik denge bozulabilir. Yani zaten ya bu cümlenin ben bağırıyor yani, ben olumlu bir sonuç değilim diye bağırıyor değil mi? Bu olumsuz bir şey yani. Evet. Geldik şimdi 17. soruya. Şimdi bak burada deneyler yapmış çocuk. Buna göre hangilerine cevap bulabilir diyor. Şimdi bakalım, katı basıncı ağırlığa bağlı mıdır? Şimdi katı basıncı ağırlığa bağlı mıdır cevabını nasıl bulabilir? Evet, 2 ve 3'ten bulabilir. Neden? Çünkü yüzey alanları aynı. Şimdi katı basıncı neye bağlıydı? Ağırlık ve yüzey alanı. Burada ikisinin yüzey alanı aynı ama buranın ağırlığıyla buranın ağırlığı farklı olduğu için buna cevap bulabilir. Peki 2'ye bakıyorum. Katı basıncı yüzey alanına bağlı mıdır? 1 ve 2. Buna da 1 ve 2'den bulur değil mi? 1 ve 2'den bulur. Çünkü ikisinin yüzey alanları farklı. 3S'ye 2S ama ağırlıkları aynı. Zaten katı basıncının yani bağlı olduğu şeydir. Yoğunluğa bağlı zaten değildir. Yani buna cevap buluyorsa da o çocukta bir sorun vardır. Yani nasıl cevap buldun bu soruya ya sen? Yani adama bir sorarlar, sen buna nasıl cevap buldun? Gerçi bağlı değil diye cevap bulabilir yani. Yeah. Çocuğun günahını almayalım. Şimdi Mendeleev'in hazırladığı periyodik tablo ile günümüzde kullanılan periyodik tablonun karşılaştığında aşağıdaki hangisinin ortak olduğunu söyleyebilir. Şimdi Mendeleev atomun kütlesine göre yapıyordu. Günümüzde Henry Moseley ne yapıyordu? Atom numarasına göre değil mi? Proton yani sayısı. Evet.
Mendeleev yani kütle numarasına göre kütle, yani demek ki Mendeleev proton artı nötrona bakıyordu. Günümüzde de Henry Moseley ne yapıyordu? Sadece proton sayısına bakıyordu. Hangilerinin ortak olduğu söylenebilir. Diyor ki aynı sütundaki elementlerin benzer özellik göstermesi. Aynı sütun demek yani sütun aynı de grup. Hocam, grup. Aynı grup işte, ama öyle bazen de veriyor. Aynı gruptakilerin benzer özellik göstermesini ikisi de zaten söylüyordu. Evet. Şimdi geldik 19. soruya. Buna göre aslan arkadaşlarından hangilerinin verdiği örneğin doğru olduğunu söylemiştir diyor. Bakalım şimdi. Maddelerin ısı alarak ya da ısı vererek fiziksel bir fizikselden başka bir fizikselle geçmesine hal değişimi denir. Yukarıdaki açıklamada yola çıkar aslan şu örneği veriyor. Diyor ki bak, kesilen karpuzun güneş ışığı altında bir süre bırakıldığında soğuması, buharlaşma olayını örnektir. Bu doğru. Neden? Çünkü karpuzun, şöyle karpuz diyelim, tamam mı? Karpuzun üstündeki böyle sıvı ne yapıyor? Buharlaşarak, değil mi? Gaz hale geçiyor ve o sırada da karpuzu soğutuyor. Bu doğru. İçerisinde ısı aldığı için, değil mi? Çevresinden ısı alarak buharlaştığı için. Evet, çünkü mesela katı, sıvı, gaz. Bir madde mesela bu tarafa doğru giderken çevresinden ısı alır. Karpuz kesildikten sonra içindeki su karpuzdan ısı alır ve karpuz ısı kaybettiği için sıcaklığı azalarak ne yapar? Soğumuş olur. Değil mi? O zaman aslanın arkadaşlarının, yalnız karpuzun ısı kaybettiği için sıcaklığı azalır. Ha tamam, daha devam ediyor. Aslan daha şey yapmamış yani. Diyor ki siz de bu örnekteki hal değişimi de aynı hal değişimi olsun diyor. Yani diyor ki kısacası sıvıdan gaza geçiş örneği verin diyor bana. Evet. Değil mi? Şimdi Ahmet'e bakalım. Meyve ve sebze depolarında ağzı açık kaplarda su bırakılarak suyun, bak burada su donuyor. Yani suyu bıraktığı zaman su donuyor. Su donarken çevresine ısı veriyor ve meyve ve sebzenin donmasını engelliyor. Yani su kendini feda ediyor. Evet. Diyor ki ben donayım da siz donmayın, yazıktır falan diyor, tamam mı? Siz diyor milli servetsiniz. Yanlış. Toprak testinin içindeki suyun soğuması, bu da aynı mantık. Niye? Çünkü toprak testinin dışındaki su buhar hale gelirken testiden ısı alıyor. Yani aslanın örneğiyle aynı. Terleyen insanın üşümesi de aynı. Neden? Çünkü terleyen insanın da üstündeki su buhar hale gelirken sizden ne yapıyor? Isı alıyor. Mesela denizden çıkınca da o yüzden üşüyoruz. Hemen havluya sarılıyoruz falan. Evet. Şimdi diyor ki maddenin iç yapısını değiştirerek yeni madde oluşmasa kimyasal, dış yapısı falan filan filan. Aynısı bize evet. Çıktı bu sorun. Çıkıyor genelde bunlar ya. Şimdi bakalım. Biz şimdi bunlara fiziksel, kimyasal. Bak şimdi patatesi soydum fiziksel. Dilimledim fiziksel. Kızarttım kimyasal. Odunu kestim fiziksel. Yonttum fiziksel. Zımparadım yine fiziksel. Domatesi soydum fiziksel. Rendeledim fiziksel. Sıvı yağda kızarttım kimyasal. Yumurtayı kırdım fiziksel. Kaynar suda haşladım kimyasal. Omlet yaptım yine kimyasal. Bunun uygun şık da B şıkkı oluyor. Evet. Hepinize iyi günler diliyoruz arkadaşlar. Çok beğeni yapılırsa bunun matematiğini de çözeriz. Evet. Evet, böyle diyoruz ama kimse takmıyor bunları. Neyse, yapacak bir şey yok.